şakaları bitmedi bitmez olarım kavgaları. Oy. Bizim uşaklar, bizim uşaklar, oley. Ne şimdi af kuruyorsun canım, tamam. Odunu verdim, suyunu verdim, daha ne af kuruyorsun, yat aşağı. Acaba bu adam mıydı? Kızım kusura bakma, ben de peştene dur örgüsüzüm ama kelun ilacı olsa sürer kendi başına. Sıkıldı! Gelin yavrularım, gelin neneniz kurban olsun size. Alın, alın. He, kurban olsun size neneniz. Yavrularım, hiç sesinizi çıkarmayın. Hiç değilse sizin horozunuz var. Sema kız! Bakma çıkar! Kız, baba nereye mi? O zaman benim gideyim. Muhtar! La Muhtar, ha burada masaj yaptırıyorsun, köyden haberin yok. Hayrola ne oldu? Ne olacak? Bizim Yaşar yeni eldi. Tabii bir şey olmaz, yat aşağıya. Lan nasıl bir şey olmaz Muhtar, bilirsin ben eliden korkarım, onun cenazesinde de gitmem. La gidin şunu gömün. Bu Yaşar da ölecek zamanı buldu. Hocalarda gelmedi, ne aldınız şimdi? Hocam, ileriye bak. Hocam, kapı açın. He ya, anahtarlar da üstünde hocam. Atla. Kim bunların başını çalarsınızlar, şerefsizler? Allah bir ses duydum ha buralara. La dediler köylere teröristler endi. Kelsunlar da koyayım onların çıktıkları. Hah. Şimdi kodunuz yiyorsa gelin bakayım. Burada ne işiniz var? Ha buraya niye girmiyorsun? Hala anlamış değilim. Hocam ana yolların giriş çıkışlarını tutmuşlardır diye mecburen bu yola girdim be. Niye çırak o zaman? Hocam yapacağımız tek bir şey var. O da bu gece kalacak bir yer bulmamız. Hadi bul bakalım o zaman. Ay ayaklarım uyuştu. Kurudu bacaklarım. Uy bu ne biçim iştir, yesen bir türlü, yemesen bir türlü, sonra böyle çıkarmaya uğraş. Uy, ha bu ışıklara da ne oluyor? Bunlar da aynı çodum gibi bir giderler, bir gelirler. Abi, plakayı takip aldık. Trabzon'dan yola çıkı geliyorlar. Dikkat çekmeden yap. Polise yakalanırsa hepinizi yakarım, haberiniz olun. Merak etme abi. Ahmet'ten üçümüz her hafta malları paketler, farklı arabalarla bile kazalara dağıtırdık. Biz kaçtıktan sonra mal dağıtımı aynı sistemden devam ediyordu. Abi adamları mekana getirdik ama mallar yok abi. Nasıl yok lan? Getiren morukları ayrı ayrı sorguladım. Mallardan haberleri yok. Ne diyorsun lan sen? Oğlum ne diyeceksin lan ben patrona şimdi? Rahmetli kocam, aynı sizin gibi benden habersiz gelip yatağıma girmiş idi. Sonra nasıl oldu anlamadım. 7 gün 7 gece bir düğün ettik. 8. gece bizim herif televizyonda bir karıya böyle öküz gibi bagaydı diye birdenbire balkondan aşağıya düştü. Düşünce de malumunuzdur doğal olarak öldü. Bak moruk, ortağının ebesini düdükledim. Şimdi sıra sende. Ama malların yerini söylersen oran buran yamılmaz. Abi vallahi benim hiçbir şeyden haberim yok. Maldan hiçbir şeyden haberim yok abi. Ben cami hocasıyım, bırak beni gideyim ne olursun abi. Heh, ben de il müftüsüyüm. Dalga mı geçiyorsun lan benimle göt? Abi patron arıyor. Alo. Tamam patron. Ağzını bantlayın. Bizde yatak çok mühim bir meseledir. Yatağa girdin mi ya eleceksin ya da 7 gün 7 gece haram edeceğiz. 7 gün mü? Arada mola verdiğimiz de oluyor hoş. Hep öyle ha değil. Şimdi gelelim asil mevzuya. Siz kimsiniz? Benim evimde ne arıyorsunuz? Biz hırsız değiliz. Ha oradan geçiyorduk, aramamızın gazı bitti. Hocam, baksana. Işıklar da yanmıyor. Bu geceyi burada geçiririz. Ha burada kalalım diye geldik ha buraya. He, vallahi doğru diyor. Dışarısı soğuktu. Bir gece kalıp gidecektik. Kalacak yer bula benim yatağımı mı buldunuz? Hiç boşuna gülmeyin. Bunun nasıl olduğunu vallahi ben de hatırlamıyorum. Ulan bari pideler yatsaydı beniyle. 3 kişinin beraber yattığı nerede görülmüş? Karanlıkta tesadüfen orayı bulduk. Peki o karanlıkta benim ha bu ekizleri hanginiz yokladı? Biz öyle bir şey etmezdik ama belki yağlı zıkkanı olmuş olabilir. Yatağıma girdiniz, namusumu kirlettiniz. O yüzden aranızdan biri 7 gün haram edecek. Ay ben zaten karılardan hoşlanmayarım ki. Ne? Bir de hoşlansaydın bari. Beni aldatmayı aklından bile getirme. Sicale benim şansımı. Şimdi bunlar haram edemeden Tahtaliköy'ü boylayacaklar. Ben Buket. Ben de Demet. Aa, senin ağzını neden böyle kapamışlar ki? Aa, çok ayıp etmişler ama. Böyle olmaz ki. Yan taraftan gelen sesler seni hiç korkutmasın. Biz bir soru sorduk. Cevap vermeyince de canını yakmak zorunda kaldık. Ama sen akıllı ve zeki bir adama benziyorsun. Bu işi aramızda güzellikle halledelim, olur mu? 5 senede bir evime erkek girer, onlar da totoş. Bizim plakta gidelim da, bizim çoluk çocuğumuz var, bizim onu nasıl da yanım ne gezecek? Plakta gidelim. Ne? Sizin bir de çocuklarınız da mı var? Siz harbiden bu işin bokunu çıkardınız yani. Doğru diyor. Biz birbirimize bağlanalım diye yetimhaneden 2 tane çocuk aldık. Kötü ettik. Şimdi sana güzellikle bir soru soracağız. Sen de cevaplayacaksın. Evet, söyle bakalım. Mallar nerede? Benim mallardan hiçbir şeyden haberim yok. Ben cami imamıyım, ne olursunuz bırakın beni gideyim. Demetciğim. Efendim canım. Daha kibar olmalıyız ama tatlım. Ay haklısın güzelim. Canım, sana soruyorum. Her gönüllü çiçek olmaktansa tek gönülde buket olmak istemez misin? Hadi bakalım, mallar nerede? Ya bırakın beni ne olursunuz bırakın gideyim. 2'de 1 malları bana sorup durmayın. Ben cami imamıyım ne olursunuz çözün beni gideyim ne olur. Peki. Direneceksin yani. Öyle mi? Ulan dua edin siz o çocukları. Onların hatırına size bir şey etmeyeceğim. Yok bu değildi. Ana! Ha bu bıçağı o kadar aradım geçen, elma soyacaktım. Ya ben nereden çıktı? Ey gidi ne olacak bu benim unutkanlık hallarım? Ama bu olmaz, bu meyve bir çay. Ha, işte ben daha bunu araydım. En sonunda buldum. Çok şükür. Şşt, canım. Arkadaşım birinci basamağa sadece 1 dakika dayanabildi. Bakalım sen ne kadar dayanacaksın? Aa, Buketçiğim, saniye bekleyelim bakalım. Belki beyefendinin fikri değişmiştir. Önce bir soralım. Bana bak, emin ol bundan. Hayatın boyunca bu acıyı tatmak istemezsin. Şimdi sana son defa soruyorum. Mallar nerede? O zaman başlasın hızlandırılmış horon dersimiz Demetciğim. Ben hazırım Buket. Öyleyse başlıyoruz. Bahçe sokarı gibi ağlamayın. Bir daha sizi Ebu Ebu'nun etrafında göreyim. Vallahi orta bacaklarınızdan rendelerim sizi. Lan bir daha görmeyeyim sizi ha buralarda. Çocuğunuzdan anlarım sizi. Kokuyanın uşakları. La Cemal, la oğlum ne güzel olmuşsun la. La düğüne mi gidiyorum? He da, bizim düğünümüz var, bilmiyor musun Osman? La doğru diyorsun. Ha pamuk işi de tamam Cemal'im. Otur biraz dinlenelim. Hocam, o neneyle evlenseydin de 5 yıl saklanacak yerimiz olsa daha iyi değil miydi? Sağ daha hoş bakaydı. Bırak hocam ya. İyi de hocam, nereden aklına geldi ben karılardan hoşlanmam ya? Niye diyeyim, canımız başka nasıl kurtaracaktık? Mevzu böyle de durmadı. Onu da doğru diyorsun hocam ya. Kalk canım, kalk. Osman, bu gün bana bizim en mutlu günümüz ya. Haydi Osman, haydi. La bir dakika canım. Ne oldu? La oğlum, hapiste öncekiler gibi olmasın sakın. Kolladım onu, bu sefer tamamdır. La nasıl kolladın onu? La gizli gizli, çıktım içeri. Ne diyorsun? Sesin çıkmayı. Anamın 2 tane mandalim. Aldım onları, gittim horozun yanına. Küçük Yaşar için bak ne getirdim. Birini altına taktım, ses yok. Birini taktım üstüne, gene ses yok. Oy la, bu sefer hakikaten tamamdır. Hocam katışımız şaka gibi ya. Hiç sorma, ne hallara düştük. Ana! Hocam! Domuz da düşmüş. He Osman, bu sefer tamamdı. Göberdi ama gerçekten göberdi. Bu akşam seni eleteyim mi eğlenceye? Lan yoksa kürsü sana mı giderik lan? Be Osman ya. Lan ne diyorsun lan? Haydi gidelim lan. Ozan bu yol nereye çıkıyor Ozan? Nereye çıkarsa çıksın yürü. La, acaba cemaat görmüş müdür oğlum? Ha buradan bir kolye alın da. Oh. La cemaat gelmiş oğlum, gel gidelim gömelim ama kokmuş la. Diyeceğim ama oğlum. La muhtar hocayı bulamamış, senin haberin yok tabi. Yok, bana niye demedi bu muhtar ya? La ne bileyim ben ya. Ben şimdiye kadar var ya gitmiştim alttan, bir hocalık almıştım ya. La doğru diyorsun oğlum da. La, ne oldu? La orada birileri var. Bir bakar mıyım? Hocam, sağdan mı gidelim soldan mı? Başımıza ne geliyorsa bölünmekten geliyor. Birleşelim, ha böyle dimdik devam edelim. Hocam seni tebrik ediyorum. O zaman dimdik gidelim. La bunlar hoca mı dedi la? La yoksa ha bunlara bizim muhtarın dediği hocalar olmasın la? La oğlum arayalım muhtarı da gelsin karşılasın onları la. Daha bu köyde kimse kalmamış. Bütün biraz haber ediyorsun, terk etmiş. Nerede bunca? Hocam bırak da burada şansımız olsun. Hocam vallahi size Allah'tan bağ mı diyorsun? Evet hocam. Size söylüyorlar. Hocam ben köyün muhtarı Mustafa. Memnun oldum muhtarım. Hocamız Mehmet Hoca, ben müezzin Ahmet. Vallahi hocam gözlerimiz yollarda kaldı. Yorgunsunuz biliyorum ama eve geçmeden önce ölümüz ölmüş. Gömülmeyi bekler. Gömelim onu da. Ölü mü? Muhtarım merak etmeyin. Hocamız çok gömmüştür. onu da gömer. Oh ne güzel. Tecrübesi yaşından belli oluyor zaten. Ha ölmüş ölünüz nerededir? Ölümüz aşağıda. Buyurun gidelim. Cenaze işi bende. Ben ne dersem onu yap. Selamun aleyküm. Hocamız Mehmet Bey, müezzini Ahmet Bey. Hoş geldiniz. Hocam ölmüş yıkanmayı bekler. Muhtarım en iyisi en kalın ha bu işi bir bitirelim daha. Onu ben alayım. Muhtarım hocamız ölüleri her zaman tek başına yıkar. Buyurun hocam. Hocam buyur. Ömrümde ilk defa ölmüş ölüyle baş başa kaldım. Süphaneci'den başka da bir şey bilmiyorum ki okuyayım. Günaydın. Birinci basamağa başarıyla geçtin. Bakalım canım benim ikinci basamağa geçebilecek misin? Söyleyecek bir şeyin varsa o zaman işler değişir tabii. Mesela... Hey! Malların nerede olduğunu söyleyebilirsin. Bak sen! Direniyorsun demek, öyle mi? O zaman başlasın sosis mangalımız. Şimdiden kokusunu alır gibi oldum. Bütün delikler tamam da şimdi başka delik. Ha tamam şey, götünün deliği var. Bunlar ne lan? Önceden göte tıkıyordunuz, şimdi ağız burunda varsa hep tıkadınız. Sistem değişti, benim mi haberim yok? Bir dakika. Sen kimsin? Yoksa senin şu bizim Osmanlı Cemal mı gönderdi buraya? Ölü kardeş, vallahi billahi benim bir kabahatim yok. Ben Cemal'i de tanımam, Osman'ı da tanımam, seni de hiç tanımam. Bana dediler ki ölü var, gel ben gömme alıyordum. Seninle de görüşeceğiz. Daha bu kokmuş yine ölmemiş. Bana bakın, ha içerideki adamı sizin getirdiğinizi bilirim. Ne oldu, pamuğu çok bitti kardeşi ölçü bir anne reisi. Ula öküz de, sihiri de size göstereceğim. Neyi göstereceksin? Sakin bir şey gösteremedin de, ülke mi göstereceksin? Bas kadar git bakayım. Basayım değil mi? Basayım, doğru değilsiniz onu. Ölmemiş öyle ya. Aynen la. Lan yürü git la. Ölmüş gibi kokarsın zaten. Hey! İçtiğin hap ağrı kesici değil ama şöyle özellikleri var. 10 dakika içinde tüm acılarını unutacaksın. Kafanda ne varsa tek tek söylemeye başlayacaksın. Bir fıçı rakı içsen bu kafa olmaz yani. Abi haberleri. Trabzon'daki salaklar plakayı karıştırmışlar. Mallar geldi. Oh be! Oğlum bu çok iyi haber lan. Peki o diğer salaklar kimmiş? Ama yan etkileri de olabilir. Yaşa göre, hafıza kaybı vesaire. O da artık şansına. İyi iş görmüşsünüz ama maalesef yanlış adamı almışız. Bu adamlar kim o zaman? Kimse kim. Siktir edin, salın gitsin. Ama adamlara hapları da içirdik. Ne olacak şimdi? Boş verin hapı mapı. Salın gitsin. Çek lan elini oradan, çek! Duvara! Bunların kişisiydi. Diğeri nerede lan? Yan odada. Ulan siz kimin mekanını basıyorsunuz çakallar? Şşşt! Bana bak. Boş ver ya, sinirlenmesene. Bu adamlar geri zekalı. Dünkü yaptığımız işte karıştırdılar. Aynen öyle. Salaklar. Fidye için yanlış adamları aldılar. Peştemal kara boyan, sol dida çekti foyan. Peştemal kara boyan, sol dida çekti foyan. Zalım oğlu sensin beni bu hala, boyan beni bu hala. Zalım Kışın köyde 3-4 hane kaldığından imamlık edince fazla zorluk çekmedik. Yaza kadar hocaların zamede ne yaptığını bilmemiz lazım idi. Biz de öyle ettik. La Serkan, yemeği yedik mi bir yere kaybolma. Kapıların dibini temizleyeceğim. Olsun baba, temizlerim. Kuzum. Efendim babacığım. Sen de yemeğini yedikten sonra derslerinin başına geç. Derslerini çalış. Biliyorsun değil mi, matematikten 100 aldım. Söyledim ben babana, güzel kızım benim. Hanım, bak diyorum sana, ha bu benim kızım okuyup doktor olacak. La Cemal. Efendim baba. Oğlum çabuk çarşıya araklayayın. 4 tane fındık sepeti al. Yukarı gel. Tamam baba. Hayırlı sabahlar Hüseyin emici. Hayırlı sabahlar. Oyun aşçısı da geldi. Eyvallah baba. Hocam ne haber? Ya Ahmet sen deli misin nasıl? Sabah ezanını vereceğim. O telefonun Facebook sayfası nedir? O da zırt 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 BM sesleri geliydi. Hocam, ezanı telefondan okuttuğumuzu unutuyorsun sen. Ya onu uçak modemi ne diyorlar? O an niye almıyorsun? Hocam bu sabah unuttum onu ben. Sen de hep benim hatalarımı görüyorsun hocam. Ben sana ne dedim? Yavaş namaz kıldırıyorsun diye cemaat rahatsız oluyor. Ayaktayken hocam içinden 20'ye kadar say. Ondan sonra eğil. Olay bu. Bak Ahmet habış habırıya da yuttuk. Bana sorarsan bırakıp kasalım. Asla hocam. Facebook'tan bir hesap açmışım. Meyvelerini yakında yemeye başlayacağız hocam. Şaşıracaksın. Küfretmediysin be. Nasıl küfretmeyeyim? Nasıl küfretmeyeyim? Niye ne oldu herif ne oldu? Geçen sabah tam ayakkabıyı ayağıma geçireceğim. Bir ıslaklık hissettim. Dedim ki bakayım nedir? Ne göreyim? Ne gördün? Ayakkabının içinde koyun poku. Oo tabi ama o koyun pokunu ayakkabıya koyan şerefsizi bilmemek mümkün mü ki? Hanım son tavuk da bu sabah öldü. Ama inceledim tavukları. Niye öldüklerini buldum. Garga gribi mi var onlarda? Yok karı yok. Ne garga gribi? Birileri sırf tavuklar boğulsun diye sakızı yem diye verdi tavuklara. Anlar mısın? Sakın pislikleri yapmış olmasın abi işi. Başka bir ihtimal mi var karı? Ama ben de o yağcının yağını kurutup da bunu tekrar yağlamazsam adam değilim. Nasıl sıçtımın sebet kafalisi seni. Küfretme diyorum ben sana kaç defa. Bak karı dur ya küfretme. Ya diyorum sana karıcığım bu ikisi var ya karı koca bunlar manyaktan öte manyak. Herif bak orada haklısın tamam. 2 gün önce de ben çamaşır asmışım. Gittim çamaşırları toplamaya ki bütün çamaşırlarım köz. Çamaşırlar tekrar durulayıp astım. Elimde tüfek oturdum bekledim. O zilli karının götü yemedi. Çıksaydı dışarıya var ya 2 kaşının arasından vuracaktım onu. Bunlar yemin olsun vurulmalık karı ya. Avluya niye çamaşır asarsın diye yapayım sağa. Ben o karının ağzına sıçar. Bak karıya bak. Sağa bu küfür yakıcı mı? Ya niye küfür ediyorsun? Bak görsen ben o karıyı geberteceğim. Ona gelirse ben sana ne diyeyim biliyor musun? 3 ayda tam 61 tane tavuğumuz öldü. Nedir? Tavuklar sınırlarını geçiyor diye tavuklara sakız verip tavukları boğay. Zannediyor ki ben anlamayırım. Ben salağım. Sen o karıyı kebertmeden ben o kelin ağzını edeceğim. Küfür etme diyorum sana herif küfür etme. Ben de sana o tavukların zinyasını yedirmezsem adam değilim. Görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu. Muhteremci. Ne oldu Muhittin? Ha o 2 manyak aileler var ya. Şöyle evlerinin önüne kavga ediyorlar. Kavga dediğiniz de aklıma geldi. Hiç unutmam yıl 1990. Avni girişindeyim, maça gireceğim, Fenerbahçe maçına. Kafamı kaldırdım baktım, Fenerbahçe taraftarları karşı tarafta, ellerinde bayraklar. Etrafında da bizim 2. tabur. Yaklaştım askerin yanına. Ula uşağım, şöyle bir çekilin, adamları rahat bırakın da adamlar Trabzon'a geldiğinin farkına varsınlar dedim. Sizin ebenizi... Sakın vurma onu. İnsan yerine koyar da ceza verirler sağa. Yok karı yok. Bu koduğumun Hüseyin'ini. Ya bunu geberteceğim ya da süründüreceğim. Güçleri kim? Sen bunlara uyma. Bunlar ölmeye bayılma sandıklarından senin damarına basaylar. Yoksa bilirsin tezakkada kıymetleri yok. Yok karıcığım yok. Yeter bunlara katlandığımız. Ben de bunları kurutup yakmazsam adam değilim. bunların kavgasına bıktım ya. Kavga dediğimiz de aklıma bak ne geldi. Temel ya bir dur ya. Ya muhtar bir dur da. Sizin bunları barıştırmanız için bir ortak nokta bulmanız lazım. Ya bunların bir tek ortak noktası var, o da Trabzonspor'da. He, doğru değil. Bir de ortak tapusuz arazileri var. Bir filmde gördüm. İki düşman kardeşi barıştırmak için bir evde gömü var dediler diye. Aynen temizleneceğim. Bak bunlar oradan para geleceğini duysunlar var ya, kanka olurlar ha. Çok doğru. Şimdi yapacak olduğumuz planı kimse bilmeyecek. Kapıyı bir kapatın, yanıma yaklaşın. Ula, ha bu iş var ya, bugün burada bitecek. Bak koduğumun Hüseyin'i, kapının önüne koduğun pokların hesabını verme vakti gelmişti. Senin yaktığın funduklar, öldürdüğün tavuklar, kestiğin ağaçlar. Daha sayayım mı sana ha? Ula senin yaptıklarının yanında benim yaptığım hiçbir şey. La rev rev da rev 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 da rev rev. La bu işi burada bitireceğim. Say. Oh. Uy. Ulan ne ediyorsun? La beni fişekle değil de la gaz bombasıyla mı öldüreceksin? Hoş geldiniz bayanlar. Ne alırsınız? Soğuk sıcak içecek bir şey ister misiniz? Ben bir çay alayım. Hocam ben de bir açık çay alayım. Cebimizdeki para bitmek üzereydi. Ben gidelim dedikçe Ahmet yeni planlar peşindeydi. Hanımefendi, önce isminizden başlayarak derdinizi anlatın bakalım. Hocamızın branşına giriyorum. Kardeşim kusura bakma, biraz soğuk aldım da ondan olacak herhalde. Oğlum eğer götüne sahip çıkacaksan yanarken de sayalım be. Fazla uzatma da say. 1, 2, 3, 14, 15. Ula kemencamı kurma golü. Yine nereyesin? Oh, oh. Ben Melek. Facebook'taki sizinle alakalı yazıyı okuyup da geldim. 5 defa evlendim. 5'i de yetersiz geldi. Hayırlı bir kısmet için okunmaya geldim. Dükkanlarım var, evim var. Arabam da var ama kısmetim yok. Maşallah maşallah, anladım. Hocamızın dersi de bitmek üzeredir. Önce sizi içeriye alalım. Yalnız kişi başı 50 lira para alıyoruz. Yanlış anlamayın, bunu bir hayır işinde kullanıyoruz. Ama bunu hiçbir yerde anlatmayın ki sevabı gidiyor. Buyur. Uy keline fındık yaprağı sürdüm seni ha. Oğlum ne altın durdu ne üstün. Bak bir sahip çık da bu işi bitirelim. Tamam ula tamam. Fazla konuşma. Say. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Ula ne oldu sana? Ne oldu? Ayağım mı kırıldı? Hangisi ayağım? Ayağım. Hangisi ayağım? Bak eline sıkıntı ula. Hocam burada, buyur. Melek Hanım hoş geldin. Al tabureye acı sağ karşımda otur bakayım. Sizin ne derdiniz vardı? Hocam, ben de hayırlı bir iş için geldim. Hocam, benim bir derdim var. 5 defa evlendim, ayrıldım. 5'i de çürük çıktı. Dünya gözümden elmeden o ne? Sağlam bir herif yapasın diye buraya geldim. Hocam, nereden bildin? Vallahi doğru. Sende göz var, göz. Vallahi hem de 2 tane birden var. Demek kocanız öleli 6 yıl oluyor. 4 yaşında da çocuğunuz var. Sizin derdiniz benim branşıma giriyor. Önce bir yıldızlamanıza bakayım. Sizin yıldızınız çok düşük. Sizin yüksek bir yerde okunmanız gerekiyor. Seni gözlerin görmediği karanlık bir yerde enine boyuna okumak lazım. Hocam o gözler gider mi o zaman? Ara ara öyle gidip gelmeler olur ama sonunda dünyanın en mutlu kadını olur. Hocam, doğacın olurum o zaman. Beni takip. Hocam, yeter ki derdime bir çare bulun. Beni takip edin. Tamam hocam. Sizin derdinizin dermanı diranidedir. Buyurun. Siz ne derseniz doğrudur hocam. Oy Hüseyin ulan, acıyı dedim sana oğlum, yavaşla. Ulan in aşağı lan. Az demin sana. Oy. İn aşağı. Uy tamam ulan inerim dur lan. Oy. 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 Oy ayağım. Ulan acıyı dedim sana Hüseyin ulan. Oy. Ulan ayağının üstüne basarsın. Ha bu kadar sıkıntıyı bana niye çarptırdın ya? La oğlum sizin gibi enayiler olmasa biz ne yapacağız? La evi de şaşırdık ya. Ula ben sana bir şey derdim ama dua et ki sen ucu bağa dokunayım. Ula senin... Hocam çok iyi geldi. Harikaydınız. Siz her zaman açık mısınız? Her zaman açığız. Bize müsaade o zaman. Tabii müsaade sizin. Abi bu geziler tamamdır. Para hazır mı? Hazır. Emanetlerim nerede? Para. Getirin. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bunlar benim uşaklarım değil ki. Dur konuş! Yaklaşma! Kağıt dolu çantadaki mesajı okuyunca bir daha bu tarafa geleceklerini zannetmiyorum. O iki moruk ne oldu? Az ilerideki kumsala bırakmışlar. Ulaştım İstanbul'u. Vay! Neredeydi lan? Allah Allah! Buradayım. Şuraya! Hacılar! Siz kimsiniz lan? Ne yaparsınız abi burada? Durun söyleme. Siz deniz dedelerisiniz. Deniz dedeleri. Siz konuşamıyor musunuz? Diliniz yok mu? Diliniz oğlum ya. Gelin dışarı, ıslanacaksınız, sonra bir tarafınıza su mu katacak, gelin su katılacaksınız. Var ya, ben ikinizi de çok sevdim ha. Neredesin ya? Sabahtan beri seni arıyorum ya. Çok önemli bir şey duydum abi. Ama kimse bilmemeli. Oo, benim en iyi adamım Yaşar. Seni ne çok severim biliyorsun. Abi geçen yabancı plakalı bir araba geldi ya. Gelmiş demek ki. İşte tam ondan 3 kişi indi. Bir tanesi muhtarla konuşuyordu. 2 tanesi de sizin o tapusuz arsa var ya. Ben muhtara demiştim. Bu puşt bu araziyi satar diye. Şimdi temizlesin poku. Ya abi dur bir sakin ol ya. Öyle senin bildiğin gibi değil ya. Kendi aralarında Rumca sohbet ediydiler. O bilir bıyıklı olan vardı. O Türkçe konuşuyordu. Haritayı koydu yere. Tam burayı gösteriyor diyordu bu harita. Ne varmış orada? Ne varmış o haritada? Kimseye bir şey söyleme ne olur. Bu ikimiz arasında. Muhtara bile söyleme tamam mı? Sen ne diyorsun? Yoksa orada... Evet abi. Vallahi da billahi da kulaklarımdan duydum. Senin o arsada var ya... Define var define! Define var! Abi define var. Ulan yaşasın ulan! Define var mı? Define. Ulan define. Kale gibi sarma bak. Define mi dedin? Ulan yaşasın ulan! Define! 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 Abi biliyorsun o arsa tabusuz. Senin önce gidip o tabucunu halletmen lazım. Yoksa jandarma duyarsa hepsini el koyar abi. Ulan yaşa. Onu iyi dedim. Ben hemen gidip bu işi halledeyim. Ay sana define. Bak. Kazacağın yeri de gösteririm. Derin gaz. Peki bulursun. Aha, kazacağın yeri de gösteririm. Ha burayı kazacağım. Lapağa bak. Ha bu işi. Ha o üçüncü kişi biliyor mi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Allah'ım. Sen namaz kılay mıydın he? Estağfurullah. Estağfurullah. Allah kabul etsin. Muhteremci. Ne oldu bu itin? Ha deli karılar var ya. Gene elinde tüfeklerle fındıklıktan aşağı iniyle. Demek ki gene vuruşuyorlar. Vuruşma dediniz aklıma ne geldi? Hiç unutmayın bir gün bizim emniyetlerdeyim. Bizim Uşakların Galatasaray'la maçı var. Çok önemli bir maç. Bizim Uşak Şenol topa böyle bir vurdu. Top gitti. Ta öbür kareye kalecinin kucağına. Sen o zaman Galatasaray'ın kalecisi. O vurdu bizim Şenol'un kucağına. Şenol vurdu, Eser tuttu. Eser vurdu, Şenol. Şenol vurdu, Eser vurdu. Şenol vurdu, Eser vurdu. Şenol vurdu, Eser vurdu. Vurdu, Eser vurdu. Şenol vurdu, Eser vurdu. Uy, tam 15 dakika sürdü. Ulan ben böyle vuruşma görmedim. Kuralları bilirsin. 15 adım saydıktan sonra ateş edecek ha. Tamam. Konuşma da sen icraatını görelim. 5, 6, 7, 8. Okşayanın karısı korkudan az daha ölüydü. Beni mi vuracaksın? Bana bak. Korkudan ölemezsin ha. Ha bu işin bir şerefi vardır. Poksineği gibi ezerim seni ha. Say bakayım konuşma. 8, 9, 10. Uy nenem, fişek almayı unutmuşum. Kız dur, ateş etme, fişek almayı unutmuşum, dur. Bok yiyenin got kafalıları sizi. Güya tüfek atmaya gelirsiniz, fişeğiniz yok. Neyse, insanlık bende kalsın. Dur vereyim sana bir tane mermi. Kız abi nedir? Domuz dolusuyla mı vuracaktın beni? Sağ anca o işler. Çok konuşma, say bakayım. Abi iş bitsin artık, evde bulaşıklarım beni bekleyin. Hey Allah'ım, bulaşıkları varmış. Ben onu da yemeğim üstünde. Yemeğimi bekleyeceğim. Sen de çok konuştun ha. Dön bakayım hadi sayalım. Çabuk. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Uy kurban oldum. Ezan da okunu. Kız ben bütün motivasyonumu kaybettim ha. Evde de bulaşıklarım bekliyor beni ya. Uy kız benim boydan abdestim de yok he. Kız ne dersin? Sen utanmay mısın da bir de diyorsun onu bana. Ha bu iş ha burada bitmedi bilesin ha. Kıskananlar çatlasın. Ulan bu çay isteyeyim mi sen? Ulan karıştır uşağım, karıştır ulan, şeker verirsin. Temel abi, muhtaremici nerede? Hacimimde dur. Ya deli misin abi ya? He. Koca adam cebinde nasıl olsun? Ha olacaksın ulan bu ettik muhtarem. He? De bakayım bana. Bir sürü karının fındıklıktan aşağı o hocanın evine çıktığını saat demeyeceğim. Sıradaki. Lan Cemal! 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 Lan Cemal! Ne oldu Osman? Lan oğlum gel çabuk! Baba, karı değilsin de senin orası öptüğü mi? Evde o, evde. Duymadın mı? Yok. Nasıl öldü? Tavuklara çok piniydi. He. Anam kızdı. Kesti onu. Alo. Ben nerede kaldın hamsi kafalı? Ne oldu? Oğlum, hocaların oraya acayip acayip karalar gelip gidiyor. Niye ki Osman? Ben ne bileyim oğlum, müneccim miyim? Hadi yürü bakalım. Haydi gidi bakalım. Yine bulmuşsunuz birbirinizi. Ne oldu ana? Elan'ın körü oldu. Ha bu hareketli hallerinizi fındık zamanı da göreceğim ha. Hatice teyze, vallahi da billahi Cemal'le bu sene fındığı biz toplayacağız. Tabi tabi. Ha bu uşağımı baştan çıkaran hep sensin Osman. Ya Osman takma anamı hadi ya. Sizin derdiniz benim branşıma giriyor. Önce bir yıldızlamanıza bakayım. Düşük mü yüksek? 10 kozayı eskitmişsin. Gelmişsin şimdi sağlam bir koza arayasın. Hocam nereden bildin sen bunları? Biz bilirük. Toprak altında ölen o kozalarının sende gözü kaldığından gelen kozaların da hepsi eli. Sizin yıldızınız o kadar düşük ki yüksek bir yerde okunmanız gerek. La bunlara burada ne bekliyorlar? Hocam seni bana çok methettiler, çok iyi bir hocadı dediler. Sen bana iyi bir koca bulabilecek misin? Ben onun için yanına gelmişim. Evet, muhakkak size koca bulunacaktır. Ondan hiç şüpheniz olmaz. İnşallah. Malumunuz biz hayır işlerinde kullanmak için kişi başı da 50 lira para alıyoruz. Sorun değil hocam, yetecek koca bulun. Buyur. Artık dirayet sıkmayı hak ettiniz. Osman. He. İçeride ne var? Lan ne bileyim ama acayip meraklandım ha. Lan gel gidip bir bakalım oraya. Bundan kurtulmak için gözlerin görmediği karanlık bir yerde eline boyuna okunman lazım. Osman. He. Görmeymişsin. Hep karılar haliyle içeri. Aynen la. Ama aklıma bir fikir geldi ha. Da. Önce bir Araklı'ya inelim. Haydi gel benden. Armutun dalinayım, sallanda salinayım, belinde sarılayım, al beni anayım. Armutun dalinayım, sallanda salinayım, belinde sarılayım, al beni anayım, al beni anayım. Ne oluyor sahaya? Yatsana aşağıya. Ben de gidip geldim. Bana hiçbir şey olmadı. Sana ne oluyor da durduğun yerde duramaysın? Ya karıcığım, bendeki ateş sende olsa... Vallahi mi diyorsun? Demek ki yemeğine kattığım karışım işe yaramış. Daha ne bekliyorsun? Gelsene. Ya ben de derim ki bu lahana niye hurma tadı veriyor? Ya karı yaptığın iş mi? Ya benimkisi hastalıktan değil de stresten. Stresten ya. Ne stresi diyorsun ya? Millet gecede 3-4, biz senede anca bir. Benim derdim ne? Senin derdin ne ya? Beyefendi başka ne derdin var? Bizim o aşağıda tarla yok mu? Ha bu altı yanındaki tarlayı mı diyorsun? Onun yanındaki boş arazi var ya. Tamam. Ha. Onun bir üstü var bilirsin. Tamam. Bak bir de o arazinin altı var. Tamam altı var. Bir altı. Bak bir de üstü var bunun bilirsin. Bir de bakayım bana nedir o? Bak o arazinin altında. Lan dışarıda yağmur mu ya? Hey büyük Allah'ım la ilahe illallah ya bırak şimdi yağmuru da de bana bakayım ne var tarlada? Hazine varmış. Ben bir şey demeyeyim ha. Uy ben de sandım bir şey var. Ne dedim? Karıcığım hazine var imiş, hazine. Karıcığım sakin ol. Sakin ol. Sakin ol karıcığım, sakin ol. Şşş, sesini çıkarma. Kimse bir şey duymasın. Şimdi zengin mi olduk biz? Pop zengin oldum, pop. Ulan o tarlanın tapusu mu var? Eğer o araziyi tapuyla üzerimize geçiremezsek... Jandarma geldi mi hemen hazineye el koyar. Ne demedim? O araziyi üstüme almam lazım. Bunun tek bir çözümü vardır. O da muhtarı ikna etmektir. Ya ondan kolay ne var? He. Gideceksin muhtara bastıracağım bunu. Ula karı, la muhtar pasar mı dersin? Karıcığım, önceden bileyim. Muhtarı değil de hocayı ikna etmek lazımdır. Bana bak herif, ne et et muhtara bastır. Eğer bastırırsan bütün yasaklar kalkar. Grev biti. Hatta şimdi ilk avansı bile sana ucundan verebilirim. Hocayı ikna etmek için aklıma bir şey geliyor ama hop bilezüklerinden biri gidecek. Veririm ama bir şartla. Ne de şartın? Hazineyi bulduktan sonra Trabzon'a en iyi doktorlara gidecek. Hem de en iyisine gidecek karıcığım. Ey büyük Allah'ım! Trabzonspor'uma 3 puan! Bana da bu akşam! Ulan tutturamadık. Nerede kaldın aşkım? Anca çıkabildim evden. Fazla vaktim yok ha. Oha göre. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yine domuzda lise attılar. Nereden anladın onu? Kokusundan. Bok yerin uşak. Kaç kere koku sürdüm üstüme. Kokum için bir şey deme ama mermiyi hemen tanı. Kara yemiş gözlüm. Deme bana öyle laflarda. Benim gözlerim kara yemişe mi benziyor? Yok. Benzemiyor. Üzüm gözlü. Ha bu laflarcı sen başkasına mı giydin da diline dolan dilerde bana söyleysin onları. Doğruyu söyle bana. Yok aşkım ya. Ben senden başkasını tanımam. Vallahi o gözlerini oyarım. İçine tuzip basarım. Göz turşusu yapar. Ha bu dünyayı turşu olarak görürsün. Haberin ola. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam muhtar ve aleyküm selam. Haber göndermişsin eve gelsin diye hayrola? Ya muhtarım hele bir içeri geç özel bir görüşeceğim. La bana bak aklına ne geçeceği bilmiyorum ama tuhaf bakarsan götünden vururum seni ha. Muhtarcığım kalas gibi adamsın. Biraz kibar ol. Hele bir de bir şey isteyeceğin zaman... Nazik ol demedim mi? İyi de benden isteyecek bir şey yok değil mi? Var muhtarım. Olmaz mı? Bir kere bassan iş çözülecek. Ne diyorsun ya? Şu an iyice korkmaya başladım. Bak bir kerecik bas. Her şey daha güzel olacak. Oğlum yürü git ya. Ben kalkmayayım. Götsün miyim ben? Oo, sen yanlış anladın muhtarım. Ha o karşıki evdeki puşlan. 10 sene önce kavga etmiştim ya. Kavga etmediğiniz gün mü var ki? Muhtarım. Ben arazilerimiz arasındaki yerden bahsediyorum. Ne oldu? Ha mühürü bassam da, ha araziyi üzerime geçirsem. Ya fındıklar heba oluyor da. La düzgün anlatsana. Ha burada 5 dakikada ne korkular yaşadım. Oh be bir rahat ettim ya. Rahatla tabi muhtarım. Ne diyorsun? Basacak mısın? Olmaz. Ben günaha giremem. Hocaya sorarız. Hoca ne derse o. Demek hoca ne derse o olur. Selamünaleyküm. Hoca efendi içeriye midir? Aleykümselam içeriyedir. Ben gireyim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocam ben o mübarekeni bir öpeyim. Hocam sebebi ziyaretim senin o engin ve derin bilgilerinden yararlanmak amacıyladır. Hocam bir şey anlatacağım size. Buyur işin Allah. Hocam benim babam çok tez canlı bir adam idi. Eskiden 5 kez evlendiydi. 4 karısından uşağı oldu ama hepsi de bir yaşına gelmeden ölüydüler. Üstüne o gözlem. Öyledir hocam. Hocam göze olanın götü çıksın. Sonra anamla evlendi. Anam da hamileyken dedi ki eğer dedi ha bu uşağı da dedi bir şey olursa dedi seni de onu da dedi ikinizi de dedi bir gömerim toprağa dedi. Neuzübillah hem de zanlı. Biliyorsun benim tarlanın yanında malum o puştun da bir tarlası var. Her iki tarlamızın sonunda da hocam tapışı olmayan boş bir arazi var. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim yukarıda Allah var, Allah korkusu vardır bende hocam. Bilirsin bunu. Şimdi ben oradaki fındıklar heba olmasın diye diyorum ki fındıkları üstten ve alttan toplamak haramlıdır. Bu mevzu önemli bir mevzu. Olayı yerinde tespit etmek lazım. O zaman ben gideyim hocam. Da Ha bunun başka olur yok mudur? Yoktur. Sonra anam ben 1 yaşına gelene kadar evden çıkmamış. Ben yaşayayım diye her gün bana Yaşar, Yaşar, Yaşar diye seslenirmiş. He, o gün bugündür adım Hüseyin geldi de hocam ya. Hocam müsaaden varsa o zaman ben bir çıkayım hocam. Eyvallah. Selamünaleyküm hocam. Şimdi bunları bana niye anlatıyorsun anlamış değilim. Hocam bir dur da anlatayım da. Tek uşak olduğumdan biraz nazlı büyüdüm. İstediğim yapılmadı mı? Kıpkırayım ortalığı da hocam ya. O yüzden ben işlerin iyilikle hallolmasından yanayım. Anlıyor musun hocam? Sen al bu parayı hocam. Özünüm içeride hocama veremedim. Belki bir ihtiyacı olur. Madem verdiniz biz de alalım. Ya özünüm ama bizim hoca tarla işini halleder de. Eder hiç merak etmeyin. İnşallah hocama güvenirim, sana güvenirim. O zaman gönül rahatlığıyla ben bir gideyim. Buyurun. Muhtar gelecek yanınıza. Siz ne diyeceğinizi iyi bilirsiniz. Anladınız mı? Hadi bana eyvallah. Hocam paralara bakar mısın hocam? Bu ne lan? Nereden buldun bunları? Hocam bunları Barış verdi. Ama bu işin arkasında bir şey var. Hocamız burada, buyurun. Aylin Hanım, hoş geldin, safa geldin. Abone karşımda geç otur bakayım. Şimdi bizim komşu Alin'in bir tane koyunu var idi. Çiftleşme zamanı gelmişti. Onu aldı el arabasına koydu, karşı mahalledeki İbrahim'e götürdü. İbrahim, ha bunlar bir çiftleştirelim dedi. İbrahim 50 lira alırım dedi. Tutup tutmadığını nasıl anlayacak dedi. Bunları çiftleştirdik ama. İbrahim dedi ki Ali. Sabahlan kalk. Bak eğer koyun yataysa tutmuş. Ayaktaysa tutmamış. Tamam aldı eve götürdü el arabasından bile. Sabahlan kalktı Ali bir bakar ki koyun ayakta. Koydu el arabasına yattı. İbrahim tutmadı. Problem yok dedi. Bir daha çiftleşti gitti. Bu böyle birkaç defa tekrarladı. Artık bunu aldı. Karı git bakayım ha koyun yataya mı ayakta mı? Karı gitti. Ne diyorsun karı? Geldi ki karı ne oldu? Herif koyun ne yataya ne ayakta. Ne olmuş karı ne yedi? Herif el arabasına binmiş de seni bekliyor. Hoca bunları sen bana niye anlatıyorsun? Ne bileyim anlattım işte. Sizin derdiniz neydi bayan? Hocam benim çok acil koca bulmam lazım. Çok acil mi? Evet hocam. Arkadaşım geçen gün size geldi. Bir gün sonra da evleneceği erkeği buldu. 1 ay sonra da düğünü var. Oh maşallah. Benim ondan önce evlenmem lazım. Lütfen beni 2 defa üfleyin hocam. Parada sınır yok. Her şeyi yaparız hocam. Hadi üfleyin beni. Siz tam benim uzmanlık alanıma giriyorsunuz. Sizi 2 kere okumadan önce bir yıldızlamanıza bakayım. Hadi bakın hocam. Hayırdır? Sizin yıldızınız yerlerde sürünüyor. Ay! Ne yapacağız? Hocam içeri girdiğimde adımı bildiğine göre demek ki sende de var. Ne var? Ondan hocam ondan. Bende 3 tane var. Yine ne oldu ki? Yok bu hoca. Hayır yanlış bilgidir o. Kusura bakma hocam. Arada sırada böyle gelirler giderler. Yürü git. Bağırmayacağım. Yok hoca yine geldiler. Ya bir gidin ya bir gidin. Gittiler. Hocam 70 yıldır bunlarla evliyim ben. Dili birine yaklaşınca hemen onu çarpıyorlar. Ne olur beni kurtarın bu dertten. Bu benim barajıma girmiyor. Ama gene de bir deneyelim. Sen tek başına beni takip et. Kimse senden gelmesin. Tamam hocam. Uy. Allah'ım. Sarışın esmeri. İkisi de bir arada. Kızlar size bir şey söyleyeyim mi? Ha bu gözler göz olalı. Sizden güzelini görmedi. Da aklıma takılan bir şey var. Ya ha bu funduklukta ne işiniz var sizin? Haşirmede güçlü bir erkek ararsanız karşınızda da. Ne yaparsın? Ula elde ememiş bölgelerimizi ellemeye utanmıyor musun? Terbiyesiz. Sapık. Bizim gibi bakirelerden ne istiyorsun sen? Sizin yüksek bir yerde okunmanız gerekiyor. Ne yapalım hocam? Diraniye çıkalım. Nereye? Beni takip edin. Peki hocam. İyice içinize doğru alın. İyice. Ay hocam. Neydi böyle? Üf. Ben böyle bir şey görmedim. Bu duman okunmuştur. İyice içinize doğru çekin. Oh. Ay hocam harikasınız. Şık trak. Rahatladım ben. Ay bana bir şeyler oluyor. Nefesiniz çok kuvvetli. Etkisini şimdiden hissettim. Mutlu olacaksınız. Eğleneceksiniz. Belki de yarın bir koca bulacaksınız. Belli ki siz amatörsünüz. Ha, diyorum ki sizi ben profesyonelliklerde oynatayım. A milli formasını bir geçireyim. Ne dersiniz? Heh. Hadi girin bakayım oğlum, hadi. Ne yapıyorsun abi burada? He Ferdi, görmüyor musun? Garbuz tarlasından fındık toplarım. He anladım abi. Yorgunluk çayı getireyim mi, ister misin? Ulan yürü git. Hocam ne güzel gözlerle bakıyorsun bana. Burun delikleri ne kadar simetrik. Hele o dişlerin tane tane. Ay üşüdün mü ne biraz? Isıt beni hocam. Vay orospular. Gidin hocayı üflenip püflenin ama benden kaçamazsınız. Özellikle esmer bomba. Kafayı taktım sana. Sana demedim mi? Yakışıklı olduğu kadar da inatçıyım. Gel yavrum, işimizi burada bitirelim. Ama istersen eve de gidebiliriz. İmdat! Kasma yavrum. İmdat! Enerjini boşa harcama. Yaşar abi. Ne lan ne? Ben istemezsin biliyorum ama çay getireyim abi. Ulan istemezsem niye soruyorsun? Ahmet bugün daha gelecek olan var mı? Sanırsam yok hocam. Alttaki buharın tozunu az koy. İki nefes çıkan komalık oluyor. Ay sapık! Ben dönmüşüm düş yakamdan. Maşallah, maşallah. Bir kereden sonra tövbe eder, yine dönersin. Öyle değil lan. Dönme. Tamam, dönmeyeceğim ama sen de durduğun yerde dur. Kafaya taktın yani. İlla atlayacaksın. Öyle mi? Demek o kadar belli oluyor ha? Ulan Yaşar, ne yapıyorsunuz? Hiç. Takılıyoruz abi. Sen? Hiç. Ulan ben de koştum yakalayamadım. Vallahi abi. Oğlum sarışında var ya tay gibiydi. Bari sen elindekini kaçırma. Hadi görüşürüz. Şu an anlaşıldı ki başka çarem yok. Ama önce alttan başlayacağım. Sıkıntı yok. Bu ne lan? Osman. Demek falan malı gördü de korktu kaçtı. Gülme oğlum. Ya kim olduğumu anlasaydı var ya. Ölene kadar dilimdeydi. Doğru değilsin. Vallahi bana minareden anons ederdi. Ana. Ula. Olmamış armutta ne işin var he? Çok seviyorum ne olur al bağ o kızı. Hey Allah'ım yine aynı konu. Oğlum ben sana kaç defa dedim teyzemin kızını alacağım da. Ölürüm de o kızdan evlenmem ben. En iyisi atayım kendimi aşağı kurtarayım. Oğlum manyak konuşma in aşağıya. Bak atıyorum. Tamam oğlum tamam. Tamam dediğin gibi olsun in aşağı oğlum. Söz mü anne? Tamam söz oğlum söz in aşağıya. Ama halen daha merak ediyorum. Acaba ne var idi orada ya? Kararay. Oy. Demek buluşacağız ha. Ne zaman? Yakında ne zaman? Anne, ben o kızı çok seviyorum. Kimdir bu kız oğlum? Biliyorum kızacısın ama ben o kardeşi Zeynep'i çok seviyorum. Seni bok giyenin oğlu seni. O kızın adını bir daha ağzına al da bak. Seni evlatlıktan reddederim ha, bile bilmiş olasın ha. Oğlum nereden buluyorsun bu karıları la? Bir tane de bana ayarlasana la. Burnumdan bile menü geliyor anasını satayım. Paça boktan, paça boktan. Ne boktan, ne boktan? Paça boktan. Ne karılar var biliyorsun. Ateş atay, ateş. La oğlum duvarlara vuruyorum. Bir tane de bana ayarladı ha. Ha bu karıya bir at diyeyim. Arkadaşı da senindir. Şimdi bak sana götürüyorum. Ha git kendine sor bana ya. Lan ne yapıyorsun adama buldun amına koyayım? Ne yaptınız kardeşim? Öldürdünüz adamı. Ne öldürmesi kardeşim? Kendi arabamıza o çarptı. Polis çağıralım. Polis çağıralım. Polis çağırmayalım abi. Gözünü kardeşim çağıralım. Doğru diyorsun. Yok abi kendi aramızda anlaşalım abi. Bak gözlerini açıyor bak abi. Gözlerini açıyor. Tamam o zaman aramızı halledersek başka. Anlaşalım abi. Kendi aramızda. Tamam. Polis çağırmaya gerek yok. Hancı! Hancı dedim sana! Kız ne oldu? Gel buraya bakayım. Anasını kaybetmiş oğlak gibi ne böyleysin? Kocamış azgın garı. Ha evdeki zilline söyle, oğlunu baştan çıkarmasın. Benim güzel kızım senesizlikli oğluna mı kaldı? Kız bana bak, sizin evde kimse var mı? Yok. Sizde var mı? Yok. Niye soraysın? Hiç. Rahat rahat ağzına sıçacağım da o yüzden. Oy ben de yoruldum. Oy çok yoruldum. Selamun aleyküm yengeler. Uyalanız işi. Çay vereyim mi yengeler? Ne çay yola bok diyen seni. Yürü geç git. Bu kadar mola yeter ha. Bok yiyenin karısı bir de konuşayım mısın? Sen saçını mı boyaysın? He boyarım ne oldu? Zoruna mı gitti? Kız yok ne kadar güzel saçın var. Hii. Kız bana bak. Kediden faydası oluyor mu? Oluyor tabii kız olmaz olur mu? İstersen vereyim tarifini sana kız da. Kız ver da gözüne kurban olayım ver bana da ben de yapayım aynı da. Verdiğiniz bu para ele ancak güvenlik kamerası görüntülerini sildirebiliriz. Ama sen bize vurdun. Ha tamam öyle diyorsanız sorun yok. Madem ölmedim, hatta ben bunu bir telafi edeyim. Oturun siz telafi. Biraz boşluk kalmış. Tamamlayalım mı? Yüzler nedir ha? Direnciye para mı veriyorsunuz lan bana? Sizin hepinizin azıcık adam olun lan. Neredesin yavrum bebeğim? Tamam, dur bekle getireyim. Ay, kız ben bunu bu gece hemen yapayım. Ay. Uy, al abone da. Yaşar abi ne yapaysın ha burada? Of, görmüyor musun ha adamın çıktıklarını? Ferdi. He abi. Edelim ha buna bir birlikte. Edelim abi. Çalışır kafanı o zaman. Abi. Benim Trabzon'da çay sattığım bir Rus karısı var abi. Çağıralım onu da. İlgilensin onunla. Bir sevap işlesin abi. Sen çay satmaya Trabzon'a mı gidiyorsun? He abi. Ama yaş çay satmayalım abi. Kuru çay satarım. Ha öyle deyince mantıklı gördüm. O zaman haydi. Operasyona başlayalım o zaman. Başlasın abi. Haydi. Uy, ay. Buyurun. Yok yok ben almayayım abi. Ben araba kullanıyorum. Olmaz. Yok yok bir tane hiçbir şey olmaz. Ya araba... İç. Şey olmaz. Şu daha soğuk. Hı. Aa, o zaman onu da bana ver bakayım. Aha. Bu bira var light mı be? Bir tuhaf tadı var. Soğuk olsun diye toprağın altına gömüyorum da ondan. Siz niye böyle don gömleksiniz? Bizim için gideceğiniz yoksa lan? 10 senedir ne hamsi ne fındık hiçbir şey yemiyorum. O yüzden tık yok, korkmayın. İçerim amına koyayım. İçerim. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum düz yüce. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum Aç abi kapıyı. Kapıyı aç diyorum sana. Ne oldu be? Kız sıçayım senin verdiğin tarifin içine. Ha bu kafamın haline dur. Ne bileyim ben, sen de yan etki yaptı herhalde. Kalk lan kalk, kalk. Bunlar bizi soymuşlar. Soymuşlar amına koyayım valla. Abi bunlar bize gazoz muamelesi yapmışlar abi ya. Neyse ki ucuz kurtulduk. Sadece paralar almışlar, kartlar almamışlar bak. Abi kalk gidelim İstanbul'a ya, kalk ya, kalk gidelim. Yok be, o üç salak bizi soydu diye ben hocaya gitmekten vazgeçemem. Hadi asıl kalk oraya hocaya gidelim. Aaa! Amanın! Hocam, 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 ay! Hocam ben okumaya geldim. Ay hocam çok uzaklardan geldim. Beni okuyun ne olur. Bu benim branşıma girmiyor bu okumak. Bu Ahmet Hoca bu senin branşına giriyor. Bunu bir oku. Ay çok sevindim hocam. Çok teşekkür ederim. Beni siz mi okuyacaksınız? Buyurun. Kaldı bu kız evine çıkmayı bir kısmeti. Kaldı bu kız evine çıkmayı bir kısmeti. Aklını başına al deli ettin milleti. Aklını başına al deli ettin milleti. Esselamun aleyküm hocam. Allah'ın selam ve bereketi üzerinize. Oğlum sana bu şahane niye ettin böyle oldu? Hocam Lüt kavminden girdim. Osmanlı'dan çıktım. Çocuk bir anda değişti. Bu anlattıklarım bize niye fayda etmiyor o zaman? İşte o günden sonra bende bir şeyler değişmeye başlamıştı. Bak Allah'ım. Saferdi. Ulaha bu işi ne kadar güzel düşündün ya. He. Ula babam bizi ya burada basmaz. Abi ha bu saatte babamın götünden pireler uçuşuyor. Elif sen istiyor musun benimle yatmak? Ben iyiyim. Aha da gari soyunca beni tutma ben gidiyorum. Dur abi dur. Adam milyon tutsun dur. Güzel. Sen istiyor musun benimle yatmak? O zaman davay davay. Ne davay davay ya? Nerede bulacağım sana davayı? Onunla yayladı. Yok. Yatalım diyorum sana, yatalım. Oh, davay davay. Yok. Davay davay. Cemal abi, belediye çüke iyi gelen özel çayımızdan vereyim mi abi? Gitti hadi. Kusura bakma. Beklettim seni. Hayır, bitirelim bu işi. Yanıyorum. Bitirelim. Ay yerim seni ben yerim. Aylar bu günü bekliyordum. Az bir yüzünü de göreyim seni de. Her şeyimi çocuğum. Her şeyimi sana vereceğim. Ama önce sen bir soyun. Tamam mı canım? Ben hazırım. Ay öyle deyince utandım. Ama sen önce bir araçtan in. Ben soyunayım. Sonra sen tekrar binersin, tamam mı? Tamam yavrum. Dur gitme. Kız dur. Hadi ne baksaydım daha. Nereye değilsin ya? Ana! Demek ki birden soyunduğun zaman karılar korkarmış. Cemal abi, içi ısıtan sıcak çayım var abi, vereyim mi? Demek vermek istiyorsun. Ya bakayım abi. Geleyim abi. Gelip giden soğanınca Ahmet Muhtar'a gelip demiş ki hocamızın nefesi kuvvetli olduğundan namı dört bir tarafa yayıldı. Duyan geliyi, duyan geliyi. Biz de sevabını okuyoruz deyip muhtarın ona inanmış. Birader bir hoca varmış, meşhur bir hoca. Onun evi nerede? Çay vereyim mi abi? Ya bırak şimdi çayı. Hocanın evi nerede hocam? Okunmaya geldiniz herhalde. Abi, boş ver dönelim geriye ya. Ne? O kadar yolu İstanbul'dan buraya boşuna mı geldin? Oğlum ben kendimi okutmadan bir yere gitmem. Abi bir orospu diyemiyorsun diye yani hocaya mı gitmek gerekiyor ya? Yavrum göz var üzerimde göz. Dilimi düğümlemiş de bir şey konuşamıyorum, söyleyemiyorum. Hadi kendimi okutmadan ben hiçbir yere gitmem. Yürü bakayım önüme düş, 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 yürü. Selamünaleyküm hocam. Sus! Ben de vur. Seni inanmıyorsun. Çekil kenara bakayım. Çekil. Sen yaklaş bakayım, yaklaş. Aç bakayım ağzını. Tam olarak göremedim. Biraz karanlık. Sanırsam senin tilin dolanmış. Vay! Nasıl bildin hocam? Bir çaresi var mı? Var. 10 liranı ciğerim. Selahattin sen 20 lira ver. Hocam dili çözülürse orospu diyebilecek mi? Ne? Ne orospusu? Amına koyun bile der. Kusura bakmayın meczuptur. Ne yapsa yeridir. Hoş geldiniz, safa geldiniz, okumaya mı geldiniz? Bu köyde meşhur bir Mehmet Hoca varmış. O siz misiniz? Evet benim. Okum hocası da. Evet evet. Gelin. Hadi gidelim. Ya hocam, eskiden çok iyi diyordum ama şimdi artık diyemiyorum. Dedirturuk, dedirturuk. Sende göz var. Bir tane olsa neyse, iki tane göz var, iki tane. Selahattin, bak görüyor musun? Ya ben sana demiştim. Seni gözlerin görmediği bir yerde enine boyuna okumak lazım. O gözler o zaman gider mi? Öyle ara sıra gidip kelimeler olur ama bittiği zaman gidin öyle kıvrak olur ki asmadığı kapı kalmaz. Ya, o zaman beni... Hemen oku hocam. Kurban olayım hemen oku ne olur. Ya bırak ya. Hadi gidelim ya boş ver ya. Nereye gidiyorsun sen ya? Ya ne olacak acaba onu... Boş ver. Ben arabadayım abi gidiyorum. Hocam sen onu boş ver. Zaten bir şeye inandığı yok. Sen beni oku yeter. O zaman beni takip et. Tamam. Ah. Çek bırak. Çek bırak. Hah öyle devam et. Çek bırak. Alo Muhtar, hayırdır ne oldu? Hemen mi geleyim? Tamam geliyorum. Tamam tamam. Sen çek bırak, çek bırak. Bakalım o karanlık odada ne var idi? Yürü Cemal. bu Hüseyin'le Barış'ın kavgalarına yıllardır döktü bu sandık hocam ya. Muhtarım, barıştırmayı deneseydiniz. Müezzinim, ben de onu diyorum. Bunları ortak bir noktada buluşturup barıştıralım ya. Hocamızın da o konu hakkında fetva vermesini mi istiyorsunuz muhtarım? Evet. Bunların kavga etmesine sebep olan işte burası. La Barış, ne yaparsın orada? Hiç. Siz ne yaparsınız? Hiç. Sen? Hiç. Gömüyorum. Ne gömüyorsun? Bizim evin kedisi benim gibi azgın olunca kendini Mart ayında sandı, damar çıkayım dedi. Çıkınca da düştü, öldü. Ben de ona gömecek bir yer baktım. Buldum. Aha da gömdüm. Gidiyorum. Aha! Lan bunlar karı! Allah! Allah! Lan karılar! Yavrum! Benim! Bağırma, sıç boştan bitsin! Sen de ye, ben de yiyeyim yavrum! Kaçmayın! Lan! Orospular! Lan kaçarlar orospular hem de! Kaçmayın! Hocam, sağ taraf Barış'ın, sol taraf Hüseyin'in. Ha, buraya mı talaş ediyorlar? Hocam, yıllardan beri bunların dedeleri. O gafıl benim, bu gafıl senin. O gafıl benim, bu gafıl senin dediler. Sınırcılığı bugüne getirdiler. Ha, diyorsun ki yani muhtarım, kavganın çıktığı yerde işi bitireceğim. Aynen öyle. Solaydı bizim uşaklar, her gün olaydı. Şakaları makaları yetti fiyakaları, bitmedi bitmez oların kavgaları. Oy. Bizim uşaklar, bizim uşaklar. Muhteremci. Ne oldu Muhittin? Bana bir çay ısmarlasana. Muhittin, sana çay ısmarlayayım da sen çok zamandır herhalde yıkanmamışsın. Anam hasta, yıkanmıyor. Muhtarım, bunu bir yıkattır, sevaba kalırsın. Artık Serkan, konuyu annene ne zaman açacaksın? Deniyorum aşkım. Evlilik dedim mi anneye bir şey oluyor. Korkuyorum Serkan. Benim sonum da abimler gibi olacak. Rahmetli İsmail abi trafik kazasında öldü ama abim Gizem ablanı çok seviyordu. Ben abimin dert ortağıydım. Abim bana her şeyini noktasına kadar anlattı. Zavallı. Korku içerisinde aşağıda giderinde buluşuyorlar. Sana söz veriyorum. Bizim sonumuz onlar gibi olmayacak. Ulan bu bana yapılır mı ya? Ya ben seveyim. Kilip eller alsın ya. Merhabalar. Osman. Ha bu dingil kimdir? Yanlış sevduğumu almaya ya. Ben onu gideceğim, ebesini düdükleyeceğim ya. Sevmiş. Belliydi zaten tavırlarında. La oğlum saçmalama, deli misin sen ya? Tabancadan gideceğim, muhtarın evine mi basacağız? Basacağım Osman, basacağım ya. La üç yerde çürürsün, manyak mısın sen ya? Hapishanede mi çürürüm Osman? Ya o kadar da değil hoş sevgim Osman ya. Ne oğlum ya. Koş o tabancayı beline ya. La sana kız mı yok oğlum ya? Yakışıklı da uşaksın ya. La Gürcistan'a giderim. Ne bileyim. Yaşa. Ya. Hakkın helal et da. Niye lan? Ha bu zilli için az etmedim sana. Kardeşim. Kardeşlerim benim. Evet muhtarım, sebebi ziyaretimizin nedeni Allah'ın emri peygamberin kavliyle habisenin kızı Cazip benim oğlana istiyorum. Ulan uşaklar siz de hakkınızı helal edin. Niye la? Ben de size bu kız için az etmedim ya. Çok şükür hayırlısından da bu işi gördük. Allah mesut bahtiyar etsin. Uşaklar. Bu hafta Trabzonspor maçına hep beraber gideceğiz, tamam mı? Yaşar. Yemekler de benden. Bak içecekler de benden anasını satayım. Haydi. Ama bana bak. Maçtan sonra Gürcistan'a gideceğiz ha. Vallahi. Gariler, hazırsanız bu haftaki toplantıyı kavgasız bitirebilmek dileğiyle başlatıyorum. Son nefesimize kadar hazırız. Biz bu yolda ölürük. Her zaman demişimdir. O bir defa elirse ben 3 defa elirim. Bırakın sidik yarıştırmayı. Kısa görüşlerinizle başlayalım. Songül sende ne var? Notlarıma bakayım. Onur fena değildi. Ama yan toplarda defansla iyi iletişim kurmalı. Asiye sen ne düşünüyorsun? Bence kanatlar biraz içe yakın olmalı. Defansta hala sıkıntılar var. Seher. Sen ne düşünüyorsun? Ben bu hafta anca maçın özetini izleyebildim. Biliyorsunuz teyzemi kaybettim. Abo! Sen maçı izlemedin mi? Cenazede yemek işten bağ kastilerde. Ne yedim izleyemedim. Derneğimizin 61. maddesi 61. fıkrasına göre bütün üyelerimiz 2 eli ganda da olsa bütün maçların tamamını izleyecektir. Asalım bunu asalım. Çüş! Seni asmalı asıl seni. Sayın başkanım, ha bu karının dediğini şahsıma hakaret sayarım. Ben bunu dolayarım. Seni boğuşurum. Seni boğuşurum. Seni dolayarım. Seni boğuşurum. Seni boğuşurum. Abi! Abi! Muhteremci. Ne oldu Muhittin? Serkan'la Zeynep yüksek bir yere çıkmışlar, el ele tutuşmuşlar, atlamaya çalışıyla. Ne? Her gün tartışma, her gün kavga. Yeter artık. Bok döndüm duşa. Bırak o kızın elini. Çıkartma beni oraya, in aşağı. Kızım, bırak o mikrofonu elini. İn aşağı. Gel de aşağıda konuşalım. Kızım, gel aşağı. Eğer sarılıp barışmazsanız buradan aşağıya atlayacağız. Bir şartla ineriz. Sarılıp barışacaksınız. Bir daha da kavga etmeyeceksiniz. Ne sarılması? Ya ne sarılması? İnin aşağı çabuk. Madem barışmazsınız o zaman bize de ölmek yakışır. Durun yapmayın. İnin aşağı. Ne olur inin aşağı. Etme uşağım. Bana 2. kez evlat acısını yaşatma. İnin aşağıya. Sarılın da. Sarılın. Sarılın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi alkışlarınızla gelin ve damadı sahneye alırken ve yine kuvvetli alkışlarınız ile Yılmaz Kasapoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Hocam neredesin? Her yerde seni arıyorum. Ya Ahmet kaç aydır buradayız. Ben artık daha dayanamıyorum. Ahmet biz bu kadar nasıl insafsız olduk? Milletin duygularını sömürdük. Yalanla yere namaz kıldırdık. Fetva verdik. Millete uyuşturucu verdik. Hocam yeter. Ne yeteri? Sırf götümüzü kurtaralım diye dini emellerimizi alet ettik. Hocam bunları yapmasaydık bizi yakalayıp öldürürlerdi. Ya büyük felaket geldiği zaman o gün insan yaptıklarını hatırlar. Sen cuma hutbesinden etkilendin. Biraz rahatla geçer. Ahmet artık ben yokum. Ne? Yok musun hocam? Ne diyorsun sen? Evet kararım kesin. Ben eve döneceğim. Belki karı beni affeder. Tamam. Tamam hocam. Senin dediğin gibi olsun. Ama bana müsaade et. Elimizdeki malları ben paraya çevirip geleyim. Gelmezsen giderim. Haberin olsun. Evet şimdi Ramazan Taşkın ile horon havası diyoruz. Haydi bakalım. Oynadım size ha. Gömüme mi yok da orada? Nasıl getirirsin bir araya? Ne? Gömüme mi yok mu? Gömü yok mu la? Nasıl gömdüm size ama? Ulan seni ağzına sıçtım.